kadın erkek genç yaşlı, küçük büyük ihtiyar. Kızlar delikanlılar ve sevimli çocuklar. Herkes yerini alsın, bizim dizi başlıyor. Sanki gerçek hayatta bu mahalle yaşıyor. Tartışmalar çıksa da dönmez asla kavgaya. İşi tatlıya bağlar, biri girip araya. Küçük küçük dünyalar, büyük büyük umutlar. Birkaç tanesi hariç sevgi dolu insanlar. İşte bu mahallenin bir tane muhtarı var, bir de kızı var diyor, o da hamiler muhtar. Oy, benden şikayetçi misiniz? Oysa ben sizi çok seviyorum. Yaşı, küçük büyük ihtiyar, kızlar delikanlılar ve sevimli çocuklar. Herkes yerini alsın, bizim dizi başlıyor. Getirmişim. Sizi görünce merak ettim. Burada ne arıyorsunuz? İşi aramıyordum. Biraz yürüyüş yapayım dedim. Sonra da şu piyano sesini duyunca... Ne oldu, ne oldu? Neyi hatırladınız? Hey gidi. Eski günleri. Eskiden köşklerden böyle piyano sesleri gelirdi. Sanatsever insanlar yaşardı buralarda. Ne oldu peki? Onlar öldüler mi? Onlar mı öldü, sanat sevgisi mi öldü bilmiyorum. Bence piyanolarını satıp yerine teyp aldılar. Şimdi evlerden avaz avaz teyp sesleri yükseliyor. Hadi, hadi binin muhtar bey. Bırakayım size. Sen git canım. Ben biraz daha yürüyeceğim. Peki öyleyse. Demleniyor. Haydar Paşa da mışıl mışıl uyuyor.
Ya, ya bu ne gürültü be? İnsan rahat rahat uyuyamıyor. Komşu, kes şunu, kes. Ha, ne oldu Haydar Paşa? Aman Haydar Bey. Hüseyin Hanım. Aa, niye şaşırdınız? Başka birini mi bekliyordunuz? Kusura bakmayın, şeyi unuttum. Neyi unuttunuz? Evli olduğumuzu. Evleneli bir hafta oldu. Aşk olsun Haydar Bey. Size de aşk olsun Hüseyin Hanım. Sabah sabah açmışsınız teybi. Gıy gıy da gıy gıy, gıy gıy da gıy gıy. Aa, müzik ruhun gıdasıdır. Hem ne çalıyor? Klasik müzik bu, klasik müzik. Ama sabah sabah insanın sinirlerini bozuyor. Müzikten hiç anlamıyorsunuz. Size de hiç yaranılmıyor. Sabah erkenden kalktım. Kahvaltıyı hazırladım. Börekler kızarttım. Aa, börekleri unuttum. Yandı börekler, yandı. Eyvah. Teybin sesini biraz daha açıp Hüseyin Hanım. Baksanıza, börekler yandığına göre başka gıdamız kalmadı. Sağ olasın Seher teyzeciğim. Lakin bu sabah kahve içmeye gelmem imkansızdır da. Alışverişe çıkacağım. Ha? Sonra da Müzen Hanımcığım gelecek. Onunla yemek yapacağız. Ha? Ha? Haydar Bey dolma serviymiş, dolma. Beraber dolma saracağız. Ha? Bilir canım bilmesine de. Bilmez rolü yapayım. Ne de olsa yeni gelin. Aa, hadi çabiniz, hadi. Bu da bitti. Afiyet olsun Boracığım. Demin de söylediğim gibi sömestrede mahalleye gideceğim diye tutturdu. Ben de tatil diye kıyamadım. Çok iyi ettin Ahmetciğim. Tatilde gezmek, eğlenmek onların da hakkı. Ya. Değil mi Boracığım? Tabii, tatilde ödev vermek de yasak. Oh, gel keyfim, oh. Gel. Ödevin yok ama eski derslerini tekrar etmen lazım, tamam mı? Tamam dedeciğim. Her gün içimden tekrar ederim. Sen hiç merak etme. Bu çocuk hiç adam olmayacak. Çocuk işte. Neyse, ben artık kalkayım. Sen bilirsin. Bu yumurcakla Allah yardımcınız olsun. Güle güle dedeciğim. Yine bekleriz. Sağ ol oğlum. Güle güle, gözün arkada kalmasın. Hoşça kalın. Biz Bora'ya çok iyi bakarız. Bilmez miyim? Sağ olun. Muhtar amca, bir şey soracaktım. Sor bakalım. İğneci Handan teyze buraya sık sık geliyor mu? Hoppala, niye sordun? Hiç, erkek erkeğe sohbet etmek istedim. Ya sorun. Bak evladım, sen istersen biraz gez dolaş, ha? Oldu, ben o zaman Temel abiye gideyim. Git git, aman git. Efendim? Git git, hemen git dedim. Ya, hadi çocuğum. Tamam o zaman, iyi günler. Ha, güle güle. Kemençeler çalarken uy gelin oynayalım. Kemençeler çalarken uy gelin oynayalım. Herkes alsın yerini, hep beraber koşalım. Herkes alsın yerini, hep beraber koşalım. Güzel çalıyorsun ya, harika. Hay canım, ha böyle ben çok iyi kemençe çalardı. Herkes ona böyle oynatır da. Çok iyi. Hop, hop. Gel abone ol. Ulan, eğlence programlarından mı öğrendiniz ha? Hoppi doppi de oynamayı. Gel, horon et oğlum. Hadi, hadi fadım abla sen de oyna. Ulan sen nereden çıktın ulan? Hadi yok karnımda. Uy, hoş geldin dayı. Hoş bulduk, hoş bulduk. Uy, dayım haçan böyle bizi eğlendirmeye gelmiş Fadime. Ha böyle bizi eğlendireceğim de gitsin de minik serçeyi eğlendirsin. Çok makbule geçerdi. Gitsin de filmlerdeki gibi balkonun altında seyahat yapsın. Ulan ne diye yavrular uşağı? Sizi dinleyeyim derken Türkçeyi şaşırıyorum ha buraya. Dayı dinle, dinle. Hacan, sen bu Handan Hanım'a aşıksın ya. Ulan ne diyorsun ha bu kutuşun yanına he? Ben o işlerden çakarım dayı, sen kesine bak. Sen de önüne bak. Bana bak ula, her lafa karışma. Dayıcığım, Haçan, yani şimdi sen bu elindeki kemençeyle Handan Hanım'ı etkileyebilirsin diyorlar. He, kadınlar böyle şeylerden hoşlanır. Değil mi? Değil mi? Dedim bile. Ha bu kemençeyi iyi çal, Handan Hanım'ın da kalbini çal. Demek kadınlar ha bundan hoşlanır. Fadime öyle dedi.
arz etmiştin? Hıy, kemençe alacaktım da. Kemençe yok be abim. Yok mu? Haçan mı olmadı işte de. Sana keman verelim abi. Ben kemanı ne edeyim da? Çalarsın abi. İyi de haçan keman çalmasını bilmiyorum. Çok basit abi. Kemençeyi çalan kemanı da çalar. İşe bugün başladım. Siftahı senden edeyim. Boş çıkma dükkandan. Kemanlar kaça dur? 7 milyondan başlıyor. Uy, ne diyorsun sen de? Bende o kadar para yoktur da. Abi bir dakika. Kullanılmış ister misin? Biraz eski ama idare eder. Çıkar bakalım. Uy, haçan bu en son kaç olur da? Kaç liram var abi? 2.300.000. Ver abi, ayağın alışsın. Bak bak, fiş vereyim misin? Fatura keseceğim abi. Tamam tamam, kes kes. Adını adresini söyle abi. İyi, harika bir topuz oldu. Sen de sanatını konuşturuyorsun lütfen. Benim saçım da çok güzel oluyor değil mi? Tabii canım, sen hiç merak etme. Ay sen beni bekleme istersen. Daha pedikürüm var benim canım. Olsun lütfen, ben de takılara bakarım. Kolyelere mi yoksa tokalara mı bakacaksınız? Ay hepsi çok güzel. Hepsine lütfen, çok hoşuma gidiyor. Sahneleri bıraktığınızdan beri pek sık görüşemiyoruz. Ay öyle vallahi. Ben emlakçı dükkanına tıkılacak kadın değildim ama. Aşk insana her şeyi yaptırıyor. Evet aşk. Ah, ah ne kutsal bir duygu. Kardeşim kornaya basar mısın? Kuaförden bir arkadaşımı alacağım da. Emrin olur abi. Ay bu İhsan galiba. Saçın da bitti zaten. Güle güle kullan. Sağ ol. Ay çok mersi. Çok mersi canım. Şey sağ ol, hadi hoşça kal. Güle güle. Yine bekleriz. Manikür nasıl gidiyor Lola? İyi. Aa, bu Alev Mehtap değil mi? Evet o. Vay be, kısmete bak, arabaya bir sanatçı biniyor. Merhaba İhsan. Merhaba Alev Hanım. Şoför bey seni tanıdı Alev. Ay nereden? Sahnelerden Alev Hanım, sizin hayranınızım. Siz icabında çok değerli bir sanatçısınız. Duydun mu İhsan? Duydum. Değerli bir sanatçısınız dedi. Bu lafı daha kimler için duyacağız Allah bilir. Aa merhaba. Merhaba, beni tanıdın mı? Hani seninle birlikte kaçmıştık. Tabii tanıdım. Kaçmak bana pahalıya patlamıştı. Yoksa seni para cezasına mı çarptırdılar? Hayır, senin çikolatalar yüzünden hastalanmıştım. Geçmiş olsun. Ne haber? Karnen nasıl? İyi, hem de çok iyi. Bu elindekiler ne? Resim malzemeleri almıştım da. Aa, sen ressam mısın? Hayır ama olabilirim. Çalışıyorum. Aa, boyalara bak. Abo, kaç renk var burada? Aa, palet de var. Hadi gel hepsini birbirine karıştıralım. Olur mu öyle şey? Ödevimi nasıl yaparım sonra? Aa, ödevi. Tatilde ödev yapıyor. Tatil dinlenmek içindir oğlum. Resim yapar hasta dinlenilir. Aa yine o bele. Ayol nereden çıktın sen? Ne yapıyorsun burada bakayım? Piyangodan çıktım. Oynayacak arkadaş arıyorum. Hadi gel oynayalım. Aa bırak çocuğu arsız şey. Biz tiyatroya gidiyoruz. Aa ne güzel. Çok güzel bir çocuk oyunu varmış. Keman dersleri nasıl gidiyor? Bırakmak zorunda kaldım. Babam izin vermiyor. Keman çalmayı da öyle çok seviyorum ki. Ne kötü. Haklısın ama ne yapacaksın? Sen nereye gidiyorsun? Bale kursuna. Vay balerinsin demek. Ne ayıp. Aa bir yaşıma daha girdim. Balenin neresi ayıp? Televizyonda öyle söylediler. Hey yarabbim. Hem sanattan anlamazlar hem de ahkam kesip çoluk çocuğun kafasına böyle şeyler sokarlar. Madem o kadar anlıyordun sen niye sanatçı olmadın? Aha beni de büyüklerim zamanında destekleseydi ben de balerin olurdum. Şimdi de olursun gayret et. Yürüyün çocuklar, bu aylak bizi lafa tuttu. Geç kalmayalım. Hadi, hadi kızım. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Hey, sen nereye gidiyorsun? Eve. Senin evin nerede? Şu ilerideki otobüs durağının karşısında. Hadi hoşça kal. Hadi hoşça kal, ben de gidiyorum. Ya gitme, ben şimdi ne yapacağım? Sen de Fadime ablaya git. Kitap falan oku.
Hadi. Ne yaptın, ne yaptın? Sattım İlhami Bey. Nasıl satarsın oğlum? O satılık değildi, niye sattın? Adamın yeni keman alacak parası yoktu. Zaten keman da çok eski püsküydü. İnanamıyorum. Hata mı ettim? Büyük bir hata ettin oğlum. O çok değerli bir kemandı. Kusura bakma usta, bilmiyordum. Oldu bir kere. Suç ben de sana söylemeliydim. İstersen öderim usta. Ödeyemezsin oğlum, ödeyemezsin. Değeri senin tahmin edemeyeceğin kadar yüksek. Hay Allah, şimdi çok üzüldüm. Üstelik manevi değeri. Küçükken aldım onu elime. Yıllar yılı dostluk yaptık onunla. Dostumdu, arkadaşımdı. Duygularım, daha doğrusu benim sesimdi o. Şimdi kim bilir kimin elinde? Temel'in. Temel mi? Tanıdık birine mi sattın? Yo ama fatura kestim. Adını oradan biliyorum. Evlisi adresi de vardır. Tabii var usta, işte burada. Hemen gidip adamı bulmalıyım. Bu yanlışlığı düzeltmem gerek. Geri verir mi dersin? Bilmem, şansımı deneyeceğim. Senin arabanı bakmaya ihtiyacı var. Servise götür, servise. Ne bak ulan, hacan buraya park etme. Dükkanın önünü kapatıyorsun. Temel abi, Temel abi o ne? Karıştırma ulan, karıştırma. Keman almış, Temel abi keman almış. Ne o Temel? Keman mı çalacaksın? Keman sanatçısı Temel. Sanatçı Temel. Git ulan işine git. Komik deli. Adamın canını sıkma. İşine gelmediğin zaman git işine. Sen ne zaman sanatçı oldun ha? Ne zaman? Şıp diye sanatçı olunur mu? Olunmaz. Olunmaz çünkü sanatçı olunmaz. Sanatçı doğulur. Yoksa sen de mi sanatçı doğdun ha? Şşş. Susun, kimse duymasın. Temel sanatçı olmuş. Aman dikkat. Heykellerine tükürülen, çatır çatır filmleri doğranan, tiyatro salonları bir bir kapanan, sanatı belden aşağı, belden yukarı diye ikiye ayıran, kitapları hatta sanatçıları yakılan bir ülkede Temel sanatçı olmuş. Şş, kimse duymasın. Şş, kimse duymasın. Şş, Temel sanatçı olmuş. Manyak mısın? Temel abi, bana keman çaldıracak mısın? Konuşma oğlan, sus ula. Hey, şuraya bakın. Keman almış keman. Çalgıcına mı başlıyorsun Temel? Kördüler işte. Durun durun bakalım. Şey, emanet da emanet. Haçan biri verdi bana. Temel, ula Temel. Buyur dayıcım. Getir onu buraya. Çıkar şunu da çal bakalım, çal. Ben nereden bileyim onu çalmasını da? Dayın öğretir sana. Çıkar şunu uşum, çıkar. Çıkardım, al. Of, bu çok eski ya, seni kazıklamışlar. Sen konuşma ula. Ula kaça aldın ha bunu? Mühim değil, az para verdim. Hani emanetli başkasının da. İyi de, benim heves ettim aldım da, ne var? Güle güle kullan Temel. Sağ olasın tombul kasap. Yahu üstüne gitmeyin çocuğum. Bu yaştan sonra sanat aşkı depreşmiş. Uy. Neyden titreşik, kemanın başı dönecek. Ama ben anlıyorum ki misin sesi böyle bet. Bana baba al bunu ocağa götür değil mi? Oğlum baba öyle değil. Ocağa götüreceksin da. Ocağı atıp yakayım mı? Ula sevecekliğe gitme daha. Koy onu ocağa, orada dursun. Tamam, sonra da Maltepe Spor'un maçına giderim. Baba bak, sakın üşütme ha. Zaten Temel abin üşüttü. Keman meman. Bari sen üşütme. İnsan kafayı üşütür ayol. Sar sar bitmiyor. Ay vallahi çok makbule geçti Fadime. Sen olmasaydın dünyada saramazdın bu dolmayı. Sen de başka yemek yapardın da. Aa, olur mu hiç? Haydarcığımın ağzından çıktı bir kere dolma lafı. Yapmazsam olmaz. Bakıyorum da bir dediğini iki etmiyorsun. İyi bir eş olmaya çalışıyorum. Çok da yüz verme daha. Haftada bir dolma istersen yaparık.
İşin yoksa piti 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 uğraş dur. Sen de Temel'le evlenince ben de sana yardım ederim. İstemez daha. Ben yemek yapmasını biliyorum. Canım ben ne kadar etli dolmayı senin kadar güzel saramıyorsam... ...senin de iyi yapamadığın bir yemek vardır elbet. Her yama iyi yapıyorum. İnanmazsan babacığıma sor. Heh. O laf. Babaya pişen yemek ayrı, kocaya pişen ayrı. Baban beğenmese de olur ama kocana beğendirmek zorundasın. Sebzelere, etlere bir sanatçı gibi dokunacaksın. Çünkü yemek yapmak başlı başına bir sanattır. Tuzunu, biberini ayarlamak hassas bir iştir. Sonra sofra, çok önemli. Sofrayı hazırlamak adeta bir sanattır. Süsleyip püsleyeceksin bir ressam gibi. Masanın üzerinde mutlaka çiçek bulunacak. Yemek için. Ne? Yok canım, süs olsun diye. Elbette. Sonra ikide mum yakacaksın. Bir de hafiften bir müzik. Işıkları da biraz loş yapacaksın. Sonra da tencereyi Haydarpaşa'nın önüne koyacaksın. O da haşır huşur haşır huşur sanat eserini yiyecek. Doğru doğru. Keman daha geldi. Hayda, Temel Keman Orkestrası mı kuruyor ya? Yoksa Temel Kemancı dışarı mı açar? Evladım bakar mısın? Buyurun abi, ne emrettiniz? Adın Temel miydi yavrum? He, adım Temel olayım. Bugün bir keman aldın mı Temel? Aldım emicen. Al sana yepyeni bir keman. Uy, haçan ben iki kemanı ne diyeyim? Bir tanesini bile çalmasını bilmiyorum. İkincisini hiç çalamam da. Ne oluyor diyorsun dayı? Anlamadım onu. Adam o keman veriyor, o da kemanı almam diyor. Onu biz de görürüz dayı. Olay nedir, onu çakamadık. Gidip soralım mı? Durun bakalım, acele etmeyin. Bir keman dalgası da gidiyor. Ula hakikaten adam Temel'den ne istiyor? Ben şimdi senden o kemanı istiyorum. Onun yerine de bunu veriyorum. Uy, demek ha benim o aldığım çok kıymetlidir da. Hem maddi hem manevi değeri var. O bir sanat eseridir yavrum. Tamam emice, sen uzma canını. Benim için en kötü fark etmez. Ben şimdi veririm onu sana. Sağ ol evladım. Açan bunu alalım, öbürkini verelim. İyi de eskisi nereye dur? Ula Bora. Bora. Uy. O da şimdi maça gitti. Ula yok. Deli olacağım. Haçan uşağı buraya koy dediydim. Yok mu? Peki nerede olabilir? Bilmem. Yok da yok yok yok. Sanki yer yarıldı, yerin dibine girdi. İyice aradır mı evladım? Aramaz olur muyum da? Çaydanlığın kafesine, lavabonun içine, masaların üstüne, onluğumu çebune. Ha buraya kavenin her tarafına baktım. Lakin kemanı bulamadım. Keman bulunmazsa ne olur? Hiç ama ben yıkılırım. O çok nadide, çok kıymetli bir keman. Ben kaçıyorum. Şoför Ali dükkana uğrayacak. Beraber bölge dairesine gideceğiz. İnşallah kemanı bulursunuz. Sağ ol. Dur. Dur tombul kasap, dur. Ne yapıyorsun ya adama? Allah Allah. Üzerini arıyorum. Belki keman bir yerine kilitlenmiş dur da. Ya işim var diyorum. Tamam da, tamam. Güle güle. Serbestsin. Uy. Buldum onu. Buldum. Ha buraya dolabın üzerineymiş. He, görmemişim. Buyurun kemanınızı. Sen benimle dalga mı geçiyorsun? Bu benim getirdiğim keman. Uy, doğru. Peki, esas keman nereye dur? Yok.
Ya ne güzel çalıyorsun. Sen de çok güzel dinliyorsun. Ben keman dinlemeyi çok severim. Küçüklüğümden beri hep keman dinlerim. Ben de çalmayı çok seviyorum ama babam izin vermiyor. Niye? Dersliğine çalış, başıma çalgıcım olacaksın diyor. Of, bu büyükler her şeyi bildiklerini sanırlar. Annem farklı. O keman çalmamı çok istiyor. Hem geçen sene de keman dersi almıştım. Ama babam çok kızdı. Hocayı evden kovdu. İstersen bu kemanı sana hediye edebilirim. Sahi mi? Tabii. Bu keman senin olsun. Bol bol çalarsın. Harika. Esra. Baba. Aa, babam mı? Esra, ne yapıyorsun burada? O elindeki de ne? Keman böyle çalınıyor. Sana sormadık ufaklık. Ben sana senin hayatında kemana yer yok. Sadece ders çalışmak var dememiş miydim? Şey ama... Çabuk arabaya bin, gidiyoruz. Hadi. Al Bora, sen iyi bir çocuksun. Hoşça kal. Güle güle Esra. Hadi Esra, çabuk ol. Kursuna geç kalıyoruz. Zaten öbür gıdalar ateş pahası. Et, süt, pirinç, yağ, şeker, yağlı kazıktan beter. Yeter bin, yeter! Hey gidi o eski günler hey! Sudan ucuzmuş her şey. Vatandaşın sırtı pek, karnı tokmuş. İşsizlik, pahalılık, anarşi derdi yokmuş. O keyifle alırmış sazı eline, kollarmış sevdiği kızı. Gece kız çıkınca balkona, koşarmış balkonun altına. Yani serenat yaparmış, kızın kalbini yakarmış. Bugün de serenat var ama çıkan yok balkona, malkona. Artık bakın vatandaş akın akın caddelere, meydanlara çıkıyor. Memurun, emeklisi, işçisi, doktoru, hakimi, dişçisi, saz yerine, pankartlarla, sevgililere değil, siyasilere serenat yapıyor. Ama kim takıyor? Mehpare! Kız mehpare! Kız, ne bir saattir put gibi oturup duruyorsun? Tencere dibi tutmuş, haberin yok. Modellik yapıyorum anne. Ay, her iş bitti, sıra modelliğe geldi. Can, evladım, başka model bulamadın mı? Sen de herkes gibi vazo yap, çiçek resmi yap, meyve resmi yap. Öğretmenim bir aile büyüğünüzün resmini yapın dedi Seher teyze. Aile büyüğünü sevsinler. Hanedanımızın göz bebeği Mehpare Sultan. Bitince asarız değil mi annem? Dur Mehpare abla, kıpırdama. Asarız. Asarız, hem de yaldızlı çerçeve koyup böyle asarız. Sonra antikacılar kapımızı aşındırır. Annem annem, sahi mi söylüyorsun? Hadi oğlum, sen de çabuk yap da kaldır şu hırtılı pırtılı. Bana bak, yerleri de boya damlatma ha. Peki Seher teyze. Sahi söylüyorsun değil mi annem? Antikacılar kapımızı aşındırır mı sahi? Sahi, sonra da yurt dışına kaçırırlar. Beni mi annem anne? Tabii seni. Ne de olsa tarihi eser sayılırsın. Antika antika gözü kör olmayasıca. Bir tencere dolmayı yakmış, oturmuş orada. Dur, Amerika'ya mı kaçırır? Modelimi bozuyorsun sen de. Gel kavrum, git de gel inşallah. Allah, Nezbit acım, annem anne. Fadime abla, Fadime abla. Nereyesin ula sen? Bir kaybolup bir görüneysin. He? Benim süper güçlerim var. İstersen... İstersen sana bir keman yaratabilirim. Nananam, işte burada. Kimin ula bu keman? Kemal abinin. Sende ne arayın? Kemal abi bana verdi. İyi göz kulak olmamı istedi. Kaybolmasın dedi. Uy, havuk yılçık çok akıllı. Kemanı çok güvenli bir yere emanet etmiş. Ama şimdi ben maça gideceğim. Keman sende kalabilir mi Fadime abla? İyi tamam ula. Ben o iyi mukayyet olurum. Hadi git maçına. Bütün golleri ben atacağım Fadime abla.
Uy, çok iyi edersin uşağım. Lakin dikkat et, yine camları indirme oğla. Okey. Sağ güle güle diyemiyorum. Çünkü ne kadar üzgün olduğunuzu biliyorum. İnanın ben de çok üzüldüm de. Kemanı bulursanız beni mutlaka arayın. Ararım, ararım. Sizi aramayacağım da kimi arayacağım başka da? Sağ ol, hoşça kal. Güle güle. Lakin kemanı nasıl bulacağım? Uy. Uy. Fadime. Fadime. Kız. Fadime. Ne var ola Kılçık? Sorma Fadime. Moralim çok bozuk da. Uy. Sevsinler senin moralini. Ne ola? Yoksa Karadeniz'de olmayan gemilerin mi battı? Gemiler değil. İlhami Bey'in kemanı battı. Çok kıymetli, çok değerli bir keman imiş. Uy. Unuttum onu. Neyi unuttun? Kemanı da. Hangi kemanı? Senin kemanı ola. Bora kahveden almış bana ve Erdosa'ya getireyim diye. Yaşasın. Keman bulundu. Demek Bora almış onu. Haberin yok muydu? Yoktu da. Hasan, o kemanı azaramadım. Neredeyse hırsız yerine kondum. Neden ola? Keman seni değil miydi? Ha? Hem benim hem İlhami Bey'in. Yani aslında benim idi. Daha doğrusu önce İlhami Bey'in idi. Sonra ben satılanca benim oldu. İlhami Bey bana yeni bir keman getirince gene onun oldu. Ama olamadı. Çünkü keman kayboldu. hani keman nereye durdu? Unuttum dedin ya şişi kafalı. Nereye unuttun onu da? Hacan, o çok değerli, çok kıymetli bir keman idi. Nasıl unutursun onu Fadime? Çok konuşma ola. Gidip tombul kasaptan alırım. Peki. Uy. Ben de seninle geliyorum. Bana bak. Sana da İlhami Bey'e haber veriyorum. Değil mi? Etme be. Kasap! Tombul kasapım! Hadi acele et biraz. Geldim, geldim. Ben vergi dairesine gidip döneceğim. Müşterilere iyi davran, tamam mı? Tamam usta. Nerede kaldın be tombulcum ya? Geldim işte, geldim. Ha? Ne o? Keman çalmaya mı başladın tombulcum? Aa, nerede o yetenek Bizdal abi? Bunu Fatime unuttu. Temel'in kahvesine geçerken bırakalım. Tamam tamam tombulcum, anlaştık. Allah ne adam. Hoş geldiniz. Ne istemiştiniz? Yağsız kıyma alacaktım. Ben de yazı tarafına bir keman istiyorum. Anlamadım. Yani sadece keman istiyoruz da. He. Haçan böyle çalınay. Kemençenin daha değişiyor. Aa, keman da mı satıyorsunuz? Ayol ne saçma kasap böyle. Bilmem. Uy, çocuğun aklı karıştı. Temin alışveriş yaparken kemanı burada unutmuşum da. Onu ustam aldı. Şoför Ali'nin arabasıyla vergi dairesine gittiler. Tüh. Ulan gene yakalayamadık kemanı da. Yürü Kılçık, gidelim ulan. Uy. Ulan ne kemanmış da. Tam buldum derken yok oldu gene. Yani Temel. Turtun turtun yine ortalığı karıştıracak bir şey buldun. Ben ne ettim daha? Ne ettim? Daha ne edeceksin ulan? Tuttun bir keman aldın. Ona da sahip çıkamadın. Hem keman senin neyle çalmasını biliyor musun? Bilmiyorum. Öyleyse niye aldın ulan? He? Şifşir kapandı. Senin için aldım Fadime. Senin için. Sen hoşlanın için diye. Ula bana hediye mi verecektin kemanı? Vermeyecektim. Çalmasını öğrenip. Hacan senin evinin önüne bitecektim böyle. Ne edecektin ulan benim evimin önüne? Şey edecektim. Neydi onun adı? Unuttum da. Şey. Attım attı bir şeydi böyle. Serenat, Serenat. Heh. Serenat buldum da. Handan hanım, handan hanım, çık cama da konuşalım. İster isenen aşağı, öpüşelim, koklaşalım. Uy. Handan hanım, handan hanım, çık cama da konuşalım. İster isenen aşağı da öpüşelim, koklaşalım. Uy. Handan...
Aa, bu ne ayol? Sanki biri bana sesleniyor. Şarkı söylüyor galiba. Hadi bakalım. Bu dünyanın derdi çekilir mi hiç? Trabzon'dan kalktım geldim, kemençemi aldım geldim. Ben aşkın dayandım geldim, Handan Hanım, Handan Hanım. Trabzon'dan kalktım geldim, kemençemi aldım geldim. Ben aşkın dayandım geldim. Ama bak ya, adam resmen serenat yapıyor. Aa, üstüme iyilik sağlık. Mahalleye rezil olacağız. Handan Hanım nasılsınız? Ay hiç iyi değilim. Aa. Çok matrak usta ya. Sen devam et, ben dinliyorum. Handan Hanım nereyesin, kemençemi dinleyesin. Eğer bağ yüz vermezsen dinimini minleyesin. Handan Hanım, Handan Hanım, çıkacağım da konuşalım. Serenat nasıl yapılırmış ki? Ula! Suladı beni. Ay ne iyi ettiniz de geldiniz. Çok canım sıkılıyordu. Sen telefon edince dayanamadım. Oğlanı yatırdığım gibi geldim. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Ben de eteği aldım. Telini burada yaparım dedim. Kör olmayasıca Şevket yine içmeye gitti. Adamın ikinci adresi meyhane. Ayol benim rahmetli gece oldu mu evden dışarı çıkmazdı. Televizyonun karşısında horul horul uyurdu. Meyhane kahve bilmezdi. Ay ne güzel, çok şanslıymışsın Kadriye Hanım. Ne şansı be, ben dışarı çık diye ısrar ederdim. Ne beni gezmeye götürür ne kendi çıkardı. Ne zaman kafamı dik tutabilirim? Anlayacağınız ev kuşuydu rahmetli. Aman boş ver, geçmiş gül. Günler geçti ama benim de içim geçti. İnşallah. Ah, ah. Kötü bir ayol, değiştir şu kanalı. Şöyle oynak bir şeyler çalsın. İçim sıkıldı vallahi. Dur dur, değiştireyim. Kopya verecek kimsem yok. Oh, yetti be. Ona üzül, buna üzül. Ay, içimiz açılsın kızlar. Sen devam et, devam et. Ay. Sağ olasın Kadriye Hanım. Erkekler meyhanede, biz tavernadayız sayende. Cızbızları da o yemiş. Ya Kıvırcık, bırak şunu elinden artık, koy bir tarafa. Olur mu da? Hadi onu gözümün önünden ayırmam. Kaybettim, gözüm koptu. Yüreğine iniyordu zavallının. Rahatla Kıvırcıkçığım, rahatla yavrum. Bak, getirdin kemanını. Benim değil Ali abicim. Hacan İlhami Bey'in kemanı bu. Yarın kahveye gelecek, teslim edeceğim ona da. Ya ne kemanmış be? Keman aşağı, keman yukarı. Başka laf yok mu be? Bu keman başka keman, sen anlamazsın. Başka kemanmış. Çalınca darbuka sesi mi çıkarıyor? Mantıka değeri varmış dedik ya. Kucağında bir servet tutuyorsun Kıvırcık. Sıkı sarıl, sıkı yavrum. Aman kaçmasın. Neye yarar da? Hacan bunu çalmazını bilmiyorum ki. İyi ama tabi. Böyle değerli şeylerin değer bilen ellerde olması lazım. Ne? Doğru dedin, doğru. Uy. Dayıcığım, Hacan bu ne halde? Ne oldu size böyle? Bu sefer çukura o düşmüş. Ben de susadım çukura. Sen sus da, sen sus. Gel dayıcım, gel otur böyle. Otur, gel gel. Otur, otur, otur. Ya dayıcım nerede ıslandın? İslanmadım, ıslatıldım. Yaralandım, yıkıldım. Handan Hanım'a kemence çalaydım evinin uğruna. Ha, sen serenat yapıyordun. işte o dediğinde. Ha böyle bir kova suyu toktu başımdan aşağı. Ayılmışsındır ben ama. Ula dayım, senin gibi sarhoş mudur ayılacak da? İyi de sarhoş değilse niye yaptı bu işi? Gel gel, Handan Hanım'ın könlünü çalmak için. Lakin başarılı olamadı. Uy, bakalım ben başarılı olacak mıyım? Ne diyorsun Fadime? Ha bu reçelden de ye Barazcığım, enerji verir sağa. Maşallah,
Boran'ın da enerjiye çok ihtiyacı var yani. Bugün yine top oynayacağız. Büyük maç var. Ola, belki de sen büyüyünce futbolcu olursun ha? Evet, ben en iyisi futbolcu Maradona olayım. Ne ola? İsmini de mi değiştireceksin? Önce oku, adam ol. Sonra futbolcu mu olacaksın, doktor mühendis mi olacaksın? Kararını verirsin. Futbol, futbol, en iyisi futbol. Şimdi ben bu topu Maradona gibi alırım. Önce kafada, sonra ayakta. Sonra da... Arada bas o da. Oy, ne oluyor babacığım? Biri çok güzel keman çalıyor. Aa, Temel abi keman çalıyor. Ah, Temel mi? Sabah kahvaltısına körmüşüm o közlerini. Unutmak mümkün müdür canım o güzel gözlerini? Sabah kahvaltısına körmüşüm o közlerini. Unutmak mümkün müdür canım o güzel gözlerini? La 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 la. Sen keman çalmasını nereden biliyorsun? Ben sanatçı ruhlu bir insanım Fadime. Lakin sen bunu çakamadın. La 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 la. Şu sanatçı ruhumu nereden anlayamadın? Ben sana aşık oldum dedim. Sen bana olamadın. Muhtar amca, Muhtar amca. Baksana olaya. Ne var oğlum? Baksana. Fadime abla. Temel abi seni işletiyor. Arabanın arkasına bak. Oy. Playback yapıyorlar. Ula. Ula seni yalancı sanatçı seni. Ula kolay mı sanatçı olması he? Sen karşındakini enayi mi sanıyorsun? Ha bu numaraları hiç kimse yutmaz ula. He? Uy. Ula. Sen kendini sanatçı diye yutturan bir tek ben varım ha buraya.